Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 1,5 aydır TikTok'ta bilgisayar üzerine yayınlar yapıyorum. Yayın başlığımız her zaman aynı. Bilgisayarında sorun mu var? Bilgisayarında sorun olan çok insan olduğunu fark ettim. Her yayında yüzlerce soru geliyor. O soruları kafamda toparlıyorum. O sorularla ilgili videolar çekmeye devam ediyorum. Bugünkü videomuzda canlı yayında çok sorduğunuz sorulara karşılık gelen bir video olacak. Özellikle ekran kartı ve M2'lerle ilgili çok sorular geliyor. Ben kamera açısını değiştirene kadar sizler de videomuzu beğenip paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Takip etmediyseniz kanalımızı takip alarak bildirim zilini açarak gelecek videolardan da haberdar olabilirsiniz diyorum. İkinci bölüme geçiyorum. Evet, bu video farklı ve uzun bir video olacak. Bilgisayarlar evlere girmeye başladıktan sonra, ofislere girmeye başladıktan sonra günümüze kadar gelen depolama birimlerini masaya koydum. İçlerini, dışlarını, boyutlarını, her şeylerini sizlere paylaşmak istiyorum. Bilgisayar bağlantı noktalarından bahsedeceğiz. Laptoptan masa üstüne, masa üstünden laptopa nasıl aktaracağız? Örneğin laptoptan böyle bir diskiniz vardı. Bunu çıkardınız, boşta kaldı. Bunu nasıl kullanacağız? Veya masaüstü bilgisayara nasıl aktaracağız? Aynı zamanda işletim sistemi yüklü bir eski hard diskiniz var. Cırıltı yapmaya başladı, kafa vurmaya başladı. M.2 SSD'ye geçeceksiniz ama içerisindeki verileri de kaybetmek istemiyorsunuz. Yani özel programlar kurmuşsunuzdur. Orijinal Windows'unuz vardır. Format atıp maceraya girmek istemiyorsunuz. Bu konuyla ilgili de kanalımda video var. Yani mekanik diskteki sizin Windows'unuzu noktasına virgülüne kadar programların hepsini SSD'ye kolay bir şekilde aktarabileceğiniz disk klonlama videosunun linkini de açıklamalara bırakıyorum. Şimdi o bilgiyi de verdikten sonra geçmişten günümüze kadar gelen bütün hard diskleri burada sergileyeceğim. İçini dışını göreceğiz arkadaşlar. Tabii ki çok eski hard diskler de var. İlk çıkan üretilen hard diskler. Onları saymıyorum. İlk üretilen hard disk benim bu atölyenin büyüklüğündeymiş. Onu buraya getiremedim. Kusura bakmayın. Onu depoda bıraktım arkadaşlar. İşin şakası. Daha sonra değişik boyutlarda çok sayıda hard disk, yani kısacası depolama araçları üretildi. Bilgisayar hayatımıza girmeye başladıktan sonra, yani evlere, ofislere gelmeye başladığı zaman bu hard diskle birlikte geldi. İde hard disk. Bunun genişçe bir veri kablosu vardı. Bugün halen daha günümüzde mevcut olan güç kaynağı üzerindeki Molex kabloyla buradan gücünü veriyorduk. Aynı hard diskin laptoplar için üretileni de bu şekilde iğne soketliydi. Bunlar da laptoplar için üretildi. İki disk arasında teknolojik anlamda hiçbir fark yok. Yapısal özellikleri de birebir aynı. Sadece laptoplarda yerden kazanabilmek için 3,5 inçlik hard diski 2,5 inçe düşürerek laptoplar içerisine yerleştirdiler. İç kısımlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada SATA, IDE fark etmiyor. İkisinin de iç teknolojisi bu şekilde. Bunun üzerinde 2 adet disk var. Bir altta var, bir de üstte. Bunların 4 diskli olanları da vardı. Tek diskli olanları da var. Örneğin dedenizin sünnet düğününü veya babaannenizin kına gecesi videosunu bilgisayarınıza yüklerken bu disk üzerine yüklüyorsunuz arkadaşlar. Yani herhangi bir flash bellekten, DVD'den, CD'den, kasetten bilgisayara aktarım yaptığımız zaman bu diskler üzerine yazıyoruz. Diğeri de aynı mantıkla çalışıyor. Birebir aynı. Sadece dediğim gibi boyut farkı var. Hani bazen hard disk kafa vuruyor arkadaşlar. İşte o kafa, bu kafa. Burada bir arıza meydana geldiği zaman, buradaki disk ile kafa arasında bir sıkıntı olduğu zaman aynen kararsız bir şekilde bu şekilde kafa vuruyor. Kafa vurma olayı bu arkadaşlar. Bazen de buradaki kafa disk üzerine düşüyor. Diski çiziyor. Bad sektör denilen olay meydana geliyor. Gerek elektronik kartları gerek mekanik kısımları aynı mantıkla çalışıyor. Sadece birisi 2,5, birisi 3,5 inç. Bunlar da bunların ikizi arkadaşlar. Bu SATA ikiz, bu da IDE ikiz. SATA diskler, yani bu IDE'lerden sonra üretilen ve uzun zamandan beri tahtında kalan, işin kısası SATA diskler halen daha faal bir şekilde üretilmeye devam ediyor. Çünkü bu diskler veri depolama konusunda bayağı rüştünü ispat eden donanımlar arkadaşlar. Burada da aynı birebir arayüz kısımları görüyorsunuz. Birebir aynı. Yani laptoptan çıkardığınız bir hard diski masaüstü bilgisayara da adapte edebiliyorsunuz. Bu diski de laptopa takabiliriz. Nasıl mı takacağız? Şöyle takacağız arkadaşlar. Dün ben bayağı uğraştım. Tasarımını da kendim yaptım. Daha önce ben bunu Dakota'dan yapmıştım. 3,5 ve 2,5 hard diskler için HDD kutusu yaptım arkadaşlar. Necdet abi, anakartımdan bir hard disk kaldı. Onu ben laptopuma takmak istiyorum. Verilerine ulaşmak istiyorum. Harici HDD kutusu yazdığınız zaman bu sistemlerin birçok çeşidine ulaşabilirsiniz. Böyle bir malzeme aldığınız zaman SATA 3,5 inç hard disk, SATA 2,5 hard disk.
IDE 3.5, IDE 2.5 SATA diskleri de bu sistem üzerinden laptopunuza aktarabiliyorsunuz. Diyelim ki böyle bir IDE hard diskiniz var. Laptoptan çıktı, eski bir laptopta. Dedenizin sünnet düğünü var veya mezuniyet töreni var. Nenenizin kına gecesi var. Bunu buradan almak istiyorsunuz. Çok çeşitli girişler var. Şimdi buraya takarken şurada bir boş pin var. Boş pini buradaki dolu kısma denk getirip takıyoruz. Bunu buraya taktıktan sonra arkadaşlar USB kablomuzu olması gereken yere takıyoruz. Bilgisayarınıza USB üzerinden aktarabiliyorsunuz. İyi hoş da Necdet abi benim böyle değil de 3.5 inçlik bir hard diskim var. Onu ne yapacağız? Hemen karşısında başka bir arayüz var. Onu da buraya takıyorsunuz. Burada SATA bir çıkış olduğu için bu SATA çıkışı bir şekilde Molex'e çevirip buradan takıyorsunuz voltajını. Eski bir hard disk üzerinden bu kartı takarak verilerinizi bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz. Aynı zamanda SATA disklerimizle USB üzerinden bu sisteme kablolar üzerinden bağlantısını yaparak bilgisayarımıza SATA disk üzerinden yani eski laptopumuzdan çıkan verilerimizi USB bağlantısı olan istediğimiz ortama SATA disklerimizi taşıyabiliyoruz. 2.5 ve 3.5 fark etmiyor. İkisini de buraya gördüğünüz gibi rahat bir şekilde takabiliyoruz. Aşağıda 1 TB'lik diskim var. Onu zaten biraz sonra takacağım. Kapağını kapatacağız. Benim verilerimi depoladığım bir hard disk kutusu haline gelecek bu arkadaşlar. Bu videoyu izleyip de 3D yazıcısı olan arkadaşlar olabilir. Bu kutunun STL dosyalarında videonun açıklamalar kısmına bırakabilirim. Güzel oldu. Şöyle alt kısmına ayak falan bastım. Buradan voltajımızı veriyoruz. Buradan da USB'ye takarak bu şekilde gerek 3.5, gerek 2.5, gerek IDE, gerek SATA ve SSD'lerimizi bu sistem üzerinden bilgisayarımızla buluşturabiliyoruz arkadaşlar. Bunları da bir kenara bırakalım. M.2 SSD'lere geçmeden önce çok sık gelen soruların birisine cevap bulacağız ve devam edeceğiz. Böyle bir hard diskiniz var. Laptoptan çıktı. Laptopunuz bozuldu. Boşta kaldı. Güç kaynağınız üzerine mutlaka bu şekilde bir SATA kablo vardır. Daha sonra bu şekilde SATA veri kablomuzu hard diskimize doğru bir şekilde takıyoruz. Anakart üzerindeki herhangi bir boş SATA portuna takıyoruz. Bu kadar basit. Laptopunuzdaki bir SATA diski, bir SSD diyelim. SSD vardı. SSD boşta kaldı. Çünkü bunlar aynı arayüzlere sahip arkadaşlar. Okuma yazma hızları farklı değişik. Birebir arayüzleri aynı. Her zaman üzerine basa basa söylüyorum. Bilgisayarınızın hızlı açılıp kapanmasını istiyorsanız işletim sisteminiz mutlaka SATA bir disk ya da M.2 üzerine kurulu olması gerekiyor. Buradaki M.2 SATA ile SATA disk arasında veri transferi konusunda fazla fark yok. Burada SATA M.2 ile SATA disk arasında veri transferi yani okuma yazma hızlarında 450 saniyede 500 MB bir taşıma hızları var. Yani hemen hemen ikisinde de aynı çünkü her ne kadar yapısal özellik olarak değişik olsa da M.2'ye benzese de SATA arayüzünü kullandığı için maalesef hız bakımından bu ikisi arasında fazla da bir fark yok arkadaşlar. Diyelim ki böyle bir SATA disk takacaksınız. Güç kaynağı üzerinde SATA güç kablosu kalmadı. Yeni model güç kabloları üzerinden bu SATA kablolardan çok fazla var. Eski modellerden maalesef sınırlıdır. Diyelim ki SATA bir hard disk takacaksınız ama bu şekilde bir kablonuz yok. Veya var da kullanıyorsunuz. Molex'ten SATA'ya dönüştürücü kablolar var. Bunu buraya takarak SATA diskinizi bilgisayarınıza bu kablo sayesinde montaj edebiliyorsunuz. Şimdi videonun ikinci bölümüne geçiyoruz. Burada M.2 SSD. SSD nedir? Nasıl takılır bilgisayarımızın anakartına? Onları kısaca göreceğiz. SSD ve hard diskler arasındaki hız faktöründen bahsetmek istiyorum. SSD kullandığınız zaman bilgisayar açılma kapanma hızları %70'e kadar daha hızlı olacaktır. Bunun sebebi de mekanik disklerin okuma yazma hızlarının düşük oluşu. Örneğin mekanik bir diskin okuma yazma hızları 150 MB'i geçmiyor. Yani saniyede 150 MB aktarım yapıyor. SSD'lerle birlikte bu hız 500'lere kadar çıktı. Bu da bayağı bir bilgisayarların hızlanmasına sebep oldu. SATA'dan SSD'ye geldi. 500 MB'a çıktı. M.2 SATA diskler geldi. Bunlarla aslında bunun farkı yok. Sadece yapısal boyut farkı var. Ha bunun neyi var? İşte anakart üzerinde direkt anakarta takabiliyorsunuz. SSD'lerde hem güç kablosu hem veri kablosu 2 adet kablo kullanmak zorundayız. Bu durumda mekanik disklerin 150 MB'ını SSD'ler 500'e çıkardı ve M.2'ler bu 500'ü tamamladı. Sadece konfor sağladı. M.2'ye çıktık arkadaşlar. Saniyede 7000 MB'a kadar hızlı M.2'ler piyasada satılıyor.
üzerinde yazan o 7000 MB yani 7 GB'ı saniyede aktarmak istiyorsanız yeni nesil bir anakarta sahibi olmanız gerekiyor ki buradaki bu hızların hepsini kullanabilirsiniz. Kısacası anakartınızın X570 ve B550 serisi bir anakart olması gerekiyor. Eski anakartlarda da hızlı bir şekilde veri transferi oluyor ama 7000 MB değil, anakartın durumuna göre 2500-3000 MB'lara kadar düşüyor. Bizim anakartı incelediğimiz zaman burada 2 adet M.2 slotu olduğunu görüyorsunuz. Hem M.2 hem de M.2 SATA'yı aynı anda kullanabiliyoruz arkadaşlar. Daha önce denedim. İkisini de görüyor. Bu durumda anakart üzerine hem M.2 hem de M.2 SATA'yı aynı anda kullanabiliyoruz arkadaşlar. Vidalar var. Kafanızı karıştırabilir. 22-24, 22-80, 22-110 yani bu da şu anlama geliyor. Bu M.2'lerin değişik boyutları var. Neredeyse bir standart RAM uzunluğunda M.2'ler piyasada satılıyor. M.2 satın almadan önce slot boyutlarına mutlaka bakmalısınız. Buradaki 22'nin anlamı da şu arkadaşlar. Şöyle kumpasla da test edebiliriz. Şu genişliği 22 milim olduğunu görüyorsunuz. Boyu da 8 santim. Yani 80 milim. Kumpasınız varsa ölçebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şu çentiklerden kısaca bahsetmek istiyorum. Kafanız karışabilir. Her ne kadar burada 2 adet çentik olsa da slota uyacaktır. Çentiklerden birisi boşta kalıyor. Diğer M2'de sadece tek çentik var. Bu da burada oluyor. Bunlara bir bakımı anahtar da diyebiliriz arkadaşlar. M2 SATA ve M2'ler kafanızı şöyle de karıştırabilir. Diyebilirsiniz ki ikisi de aynı slota takıldığı halde bu neden 7000 MB saniyede, bu neden 500 MB? Bununla hemen hemen aynı teknolojiyi kullanıyor. Boyutları ve tipi değişik. M2'lerde PCI Express slotlarını kullandığı için, PCI Express yollarını kullandığı için saniyede 7000 MB'lık bir veriyi bilgisayarımıza aktarabiliyor. Aynı zamanda bu M2'lerin şöyle de bir avantajı var. Microsoft Direct yazılımları sayesinde direkt ekran kartıyla da bir alışverişi yaptığı için oyunlarda özellikle FPS konusunda daha başarılı oluyor diyebilirim. Oyunumuz mekanik bir diske kurulu olduğu zaman öncelikle veriler RAM'e geliyor, daha sonra işlemciye geliyor, kuzey köprüye geliyor, sonra ekran kartına geliyor. Aynısı SSD'de de, M.2 SSD'de de o şekilde çalışıyor. Bu M.2'leri popüler hale getirilen Windows Direct yazılımları arkadaşlar. Bu yazılım sayesinde özellikle oyun oynarken herhangi bir RAM ve işlemciye uğramadan ekran kartıyla da direkt paslaşabiliyor. Bu durumda FPS konusunda bilgisayarınız bir adım daha önde olmuş oluyor. Özellikle son teknolojilerde gerek ekran kartı gerek işlemci, işte bu M.2'ler sayesinde yazılım destekleriyle donanımların hızları 2 katına hatta 3 katına çıkartılabiliyor. Ekran kartlarımız bildiğiniz gibi PCI Express slotları kullanıyor. Anakart üzerinde en hızlı arayüzler bunlar. PCI Express slotlar. En azından 500 GB, 250 GB bir M.2 alıp bilgisayarımın Windows'unu kurmak istiyorum ama maalesef anakartımda M.2 SATA portu yok. Düşünmenize gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde SATA diskleri adapte edecek bir kart üretildi. Hem M.2 SATA'yı hem de M.2'yi takabiliyoruz. Tabii bu kartla da iş bitmiyor. Anakartın üzerinde ekran kartının takıldığı PCI Express slotundan 2 adet olması gerekiyor arkadaşlar. Vidalayarak buraya sizin anakartınızı M.2 SSD ile oluşturabiliyorsunuz. M.2 üzerine şöyle dikkatli baktığımız zaman burada NVMe yazısını görüyorsunuz. NVMe Express, NVMe protokolü yani NVMe yazılımları kullandığı için bu yazılımlar sayesinde az önce bahsetmiştim zaten. Microsoft Direct yazılımları PCI Express protokolleriyle birleşiyor ve gücünün tamamını bizim ekran kartıyla paylaşmış oluyor arkadaşlar. Çok sorulan sorulardan birisi de Necdet abi laptopuma M.2 SSD takabilir miyim? Yeni üretilen laptopların çoğunda M.2 slotları mevcut. Aynen bu anakartta olduğu gibi laptoplar üzerinde de bu şekilde slotlar var. M.SATA diskler vardı aynen bu şekilde. Bu bir wireless kartı aslında. Bu boyutlarda wireless kartı yuvasına benzer M.SATA yuvaları vardı. Yani laptopunuzun anakartına baktığınız zaman bu şekilde boş bir slot varsa M.SATA slotu diye yazıyor arka kısmında. Ya da az önce anakartta dediğim gibi modelini yazarak laptopunuzun M.SATA destekleyip desteklemediğini de öğrenebilirsiniz. Laptopunuzun anakartı M.SATA slotu barındırıyorsa bu şekilde SATA'nızı buraya yerleştirebilirsiniz. Şu soru da çok soruluyor. Laptopuma ikinci hard diski takabilir miyim? Takabilirsiniz.
bilirsiniz arkadaşlar, yıllar önce buna benzer bir video çekmiştim. O videonun linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Örneğin laptopunuzda mekanik disk var, daha hızlı olsun diye SSD aldınız. SSD ile değiştirdiniz, hard diskiniz boşta kaldı. Bu hard diski bu şekilde bir kutu alarak, hard disk kutuları internette satılıyor. Bizim yaptığımız büyük kutuda da aynı mantıkla anlatmıştım. Bunu buraya takıyorsunuz, bu şekilde kutuya yerleştiriyorsunuz. Kutuyla birlikte gelen USB kablosunu yerine takıyorsunuz ve laptopunuzdan çıkan hard diskinizi harici bir hard disk olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda laptopunuzda DVD writer varsa DVD writer'ı söküp hard disk kasaları satılıyor internetten. Şu anda görselini görüyorsunuz. Onun da videosunu çekmiştim. Onun linkini de aşağıya koyacağım arkadaşlar. Hazır buraya gelmişken bir konudan daha bahsedeceğim. Videonun başında bu iyi hard diski görmüştük. Bunlar için de kutular satılıyor. Diyelim ki bu şekilde bir hard diskiniz var. Dedenizin bilgisayarından kalma. İçerisinde dedenizin sünnet düğünü var. Nenenizin kına gecesi videosu var. Bu şekilde kutu satın alarak onu buradan takıyorsun. V3 USB bir kablo takarak dedenizin sünnet düğününü, nenenizin kına gecesini izleyebilirsiniz. Çok anlatacak çok şey var aslında. Bu şekilde videolar çekmeye devam edeceğim. Görüyorsunuz masanın üzerinde koyacak yer kalmadı. Her taraf doldu. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Videolarımızı beğenip paylaşarak desteklerinizi sunabilirsiniz. Videonun başında da demiştim, TikTok'ta saatlerce, bazen 7-8 saat canlı yayın yapıyoruz. Dedikodu yok, kıybet yok, full bilgisayar teknoloji konuşuyoruz. O yayınları izlemek istiyorsanız TikTok kanalımızı da takip edebilirsiniz. Bizleri Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık, hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Şimdi ben bu masanın üzerini toparlayana kadar dediğim gibi sizler de videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz arkadaşlar.